Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün çok kalabalıktı orada, pek beceremedim bunu. Beceremedim derken bunlar hepsini takdim edemedim. Çünkü müsait değildi o kadar. Tahammülleri de olmaz diye. Çünkü alışmış oldukları bir gelenek var. İnsan kendi geleneğinde, yani alıştığı sistemde çıkmak istemiyor. Yani sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Mesela onu da zaten önceden belirttim. Siz beni davet ettiğinize göre benim ders üslubuma biliyorsunuz. Bunu diğerine de dedim. Fakat ortam büyük olduğu için karabalık tam şey yapamadım. Tevhidle alakalı ilk önce bir önermeler yapıyorum. O önermeler hepsini şey yapamadım. Ben size hulasa ediyorum. Yani şu anda piyasada olan dinsizlerin, ateistlerin ana fikirleri. Ana fikirlerin batılı tasvir etmeden ondan sonra onu böyle bir iddia ediyor ve ondan sonra fazla izaha da yapmadan siz zaten biliyorsunuz. Havale ediyorum size. Mesela diyor ki, şu anda meşhur bir ateist, ismini söylemeye gerek yok. Yokluktan yer çekimi kanunu evreni yarattı iddia ediyor. İsmini söyleyeyim bari. Hawking diye bir Alman fizikçi. Kafadan başka hiçbir şey çalışmıyor. Bu demiş ki, yokluktan yer çekimi kanunu evreni yarattı iddia ediyor. Hayret yani. Evrene sebep gösterdiği yer çekimini evrenden önce nereye koymuş acaba merak ediyor. Evreni yer çekimi yapmış. Oysa kanunlar bu isimlendirildiği yeri tanımlarlar. Yani yer çekimi demek yeri tanımlar. Yerle vardır, yerin sıfatıdır. Yersiz yer çekimi kanunu yoktur. Diyemezsin. Balık kokusu. Balıksız düşünemezsiniz. Mesela suyun kaldırma kanunu yeri belirlerler, tanımlarlar. Suud demiş. Susuz düşünülemez demektir. O zaman sudan önce yoktur. Sudan önce suyun kaldırma kanunu varsa bu kanunu nereye koyacaksın? Suyun kaldırma kanunu sudan önce varsa suyu kayaya koyamazsın, taşa koyamazsın, ağaca koyamazsın, kediye köpeğe koyamazsın. Hangi zeminsiz zemine koyacaksın? Ha? Mesela evreni diyor, yokluktan yer çekimi kanunu diyor, yaptı diyor. Yani hakikaten ahmak olmak için çok zorlanmış yani. Yer çekimi kanunu diyor, yeri o yaptı diyor. Bir adam yer çekimi kanunu yerden önce olacağına göre onu nereye koyacaksın? Benim meslekte bir program yazdım Hasan abi. Bekliyorum ki insanlar üzerinde çalışacağı bilgisayarı yapsın. Yani ben kanunumu yaptım, yazılım kanun. Kanunu yaptım ama bunu nerede çalıştıracağım? Ya yani benim kanunumu kim tanıyacak? Ya. Yani. Aynen. Kanun var, nerede uygulanacak? Zemin yok. Zannediyor ki kanun kudrettir. Kanun güç zannediyor. Sistemin adıdır. Böyle bakamıyor demek ki. Böyle baksa bunun ne kadar ahmakça bir fikir olduğu zaten çok ilkokul çocuğu da anlar yani. Çok tuhaf yani. Yani şey ya, usta şöyle diyor. Dinsizlik insanları nihayet derece ahmaklaştırmış diyor. Ahmak da demiyor usta. Dinsizlik insanı nihayet derece ahmaklaştırmış. Mekan, yer yokken yer çekimin yerini söyler misin Bay Hawking diye yazı yazdım. Zira bir kanun, bak bu cümleyim şu. Zira bir kanun tanımladığı bir şey olması tamamen mantıksızdır. Mesela yer çekimi diyorsun. Yeri kaldırırsan çekim ne demek çekim? Yok. Çekim diye bir şey olmaz. Mesela ben bugün arabayı sürdüm.
Sürdüm kelimesinden cümlenin içinde bir şey çıkarırsan hiçbir şey anlaşılmaz. Ben. Ama ben bugün arabayı sürdüm ya. Şimdi yer çekimi aslında kanun tanımlıyor aslında. Bir yeri tanımlıyor. Suyun kaldırma kanunu derken su vardır diyor. Şeye benzetiyorum bunu. Allah'ı kim yarattı? Yani bak bu kalem var ya, bu kalemi kim yaptı? Ha, buna fail arıyoruz. Buna fail ararken bunu onaylıyoruz demektir. Allah'ı yani var olan. Şu Allah var ya, onu kim yarattı işte? Adam fail arıyor yani. Aslında tenkidi, olumsuzluğu bile ispat yapmış. Çünkü ustad çok güzel diyor. İslamiyet'in her bir menfi meselesi bir müsbet hakikatin unvanıdır diyor. Her bir menfi meselesi. İnkarda bile inkar edebilmesi için varlık kullanması lazım. Yok duruğa gidebilmesi için varlıktan çıkması lazım. Yok duru ispat etmesi için. Mekanda ifade edilir bunlar. Mekanla var olur, mekanla bilinir. Sen yer çekimi kanunu fail görüyorsan sen nasıl kafa taşıyorsun? Varlığa bunu şey yapıyorsun. Başka bir şey. Kanun varlığı bir şeyi tanımlar. Kanun varlığı tanımlar. Yani suyu kaldırma kanunu suyu, yer çekimi kanunu yeri tanımlar, tanıttırır. Bunlarsız düşünemezsiniz. Kainatın hiçlikten sebepsiz yaratılmış diyorsun, hem de kanunları sebep gösteriyorsun. Hiçlikten yaratıldı diyorsun, hem kanunları sebep gösteriyorsun. Hiçlikten diyorsun, sonra hiçlik hakkında malumat veriyorsun. Ve onu anlatıyorsun. Hem içtik diyorsun, hem onun hakkında failliğinden, sıfatlarından, özelliklerinden, kainatı yapmasından bahsediyorsun. Nasıl bir içtik? Hem fail diyorsun, hem içtik diyorsun. Hem içtiği tanımlıyorsun, içerisinden bahsediyorsun. İçtik inanıyorsan o zaman ağzını açmaman gerekiyor yani. Sıfırlaması lazım. Çünkü içtiğin içi yok ki. Failliği olsun. Hem içtik diyorsun, hem fail veriyorsun, hem içini tanımlıyorsun. Kendi kendini yalanlıyor. Acayip bir şey ya. Hiçlik varsa varlığın kaynağı olamaz. Eğer hiçlikten kuantum vakumunu kastediyorsan, yani kuantum vakumu var, kastediyorsan metafizik anaforudur ve fiziğin arkası varlıktan bahsediyor demektir. Yani maddeden çıkıp kuantum fiziğinde anafor dediği, o tayflar dediği şey hiçlik zannediyor adam. Oysa varlığın daha kaliteli seviyesi, yani atomdan daha esmaya doğru sürecin bir adı. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur-u Muhammed'i. Maddenin arkasına geçiyor esire. Onu hiçlik diyor. Yani kuantum anaforu yani. Diye kendileri vakumu diye geçiyor. Kuantum vakumu diye kendileri söylüyor. Bu varlığa kaynak gösteriliyor. Yani bu hiçlik nasıl olur yani? Acayip mi gidiyor? Hakikaten dinsizlik bunları nihayet ahmaklaştırmış. Ben mahsus zikrediyorum ki size. Yani onların en son geldikleri noktayı size tanımlıyorum. Belki bazıları yadırgayacak. Ya ne anlatıyorsun kardeşim? Bunlar ne gerek var? Sen bize 186 tabiat hissasını okusana, okuyacağım da. Bunları bir önerime vereyim. Bir kenara koyarsınız. İşinize yararsa alırsınız. Almazsanız bana gönderirsiniz. Bunların hepsi birbirini yalanlıyor abi. Birisi kanuna verirken öteki hiçbir şey yoktur diyor. Ve hiçbir şey yok diyor ama... Hiçbir şey tanımlıyor bir de. İzah ediyor, içini anlatıyor. Hiç. Çok acayip. Yakalamanızı istiyorum orayı. Hiçlikten yaratıldı diyor, hiçliği tanımlıyor. Hiçliğe faillik veriyor, çekiç veriyor eline.
İçine sıfatlar koyuyor. Felsefe böyle bir acayip bir tuhaf işte ya. Felsefe yapıyor ya. Ve çok ilginçtir, çok ilginçtir. Şu anda Tanrı yanılgısı diye bu bir 15 gün, bir aydan beri bunun üzerine mi? Bir ay oldu. Bunun üzerine bayağı kader beni şey yapıyor. Demek ki toplumda böyle bir şey mi var? Tanrı yanılgısı diye Dawkins denen bir adam. Onu şey bir şekilde bana ulaştırdılar, onun kitaptaki suretini bir yazıyla, maille gönderdiler. Çok acayiptir. Ben onun hakkında, o kardeş de mutlaka söylemişti, matematik profesörüdür. Gitti felsefeyi okudu ayrıca dinsizlik yapacağım diye. Kendi ihtisas sahası profesörlüğü matematik. Ama dinsizliğine bir tane matematik delili yok. Çünkü en kaygan zemin felsefedir. Niçin matematikten yok? Matematik çünkü vücudu yok. Mesela bakın, şu botanik mi diyorlar buna ilme? Botanik, ziraat. Bunun hakkında bunu araştırıyorlar, eviriyorlar, deviriyorlar, çeviriyorlar, kitap yazıyorlar. Bunun bunun hakkında ilim ortaya çıkıyor. Yani ilim maluma tabi, benim ilmim buna tabi, malum bu. Beşer canibinden bakıştır o kaderdeki o. İlim maluma tabi. Şimdi benim bunun hakkındaki ilmim buna bağlı. Ben bunu kaldırırsam bendeki ilim ne olur? Yok olur. Tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı araştırarak, tahlil ederek, tahkik yaparak ilim elde etmiştir. Bu tıp ilminin kaynağı insandır. İnsanı kaldırdığın zaman tıp ilmi denen bir şey olur mu? Olmaz. Okul fiziğinden bahsetmiyorum, evrenden bahsediyorum, fizik. Varlık yani. Varlık denilen şu fizik alemi hakkında bilgilerimiz var, kitap yazıyoruz. Kaynağı neresidir? Evrendir, varlıktır. Varlığı kaldırırsanız fizik ilim olur mu? Olmaz. Matematik böyle bir şey değil işte. Somuta dayanmıyor. Yani 5 tane elma dediğimiz zaman elmayı kaldırın 5 gene vardır. Vücudu yoktur. Bir yere bağlı olarak tanımlanmıyor. Mesela diyor ki Big Bang teorisiyle sıfır zamanda diyor. Tamam, patlama oldu. Sıfır diyebilmen için bak eksi de olması lazım. Eksi de olmaz. Sıfır yoksa diyemezsin. Bakın evrenden önce bir sıfır varsa eksisi de var. Gene bir matematik var gene. Yani matematik eşyadan çıkan bir şey değil. Vücuda çıkan değil. Vücudun tanımlaması değil. Vücuttan çıkan bir sıfat değil. İlim sıfattır. Yani tıp ilmi insana bakılarak çıkmış. O zaman insanın sıfatıdır. Balığın kokusu gibi. Suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıdır. Ha? Dolayısıyla matematiğin kaynağı yok. Bu profesör ne yapması lazım? Kendi sahasında delil getirmesi lazım ve beklenen de bu. İnsan bunu bekler bundan. Lan bu konuda uzmansın. Mesela Allah'ı kim yarattı diye kitabına soruyor, okudum. Matematiği kim yarattı diye sormuyor. Hem Allah'a kim yarattı soru sorarken bile İslamiyet'in her bir meselesi bir müsbet hakikatin unvanıdır diyor. Allah'a kim yarattı sorusunda Allah'ı tanımlamak var, onaylamak var. Ondan sonra onun üzerine soru soruyor. Allah'ı. Kimi? Ahmet'i mi? Hayır. Allah'ı. He, ne olmuş? Kim yarattı onu? Kabulden zaten soru geliyor. Kabul edilmeyen bir şeyi sorma. Mesela sen 8 ayağı nerede buldun ya 8 ayağı? 8 kafa, 5 tane kafayı sen nerene taktın? Allah Allah, nerede buldun? Hiç sana birisi dedi mi? Sen 5 kafalı değilsin. Ve hiç kimse sana dedi mi? Suyu kim ıslattı? Hiç böyle duydun mu? Suyu kim ıslattı? Ama Allah kim yarattı duyduk. Şu havada olmayan şey nereden geldi? Havada olmayan bir şey. Yani olmasa, yani olmayan Allah nereden geldi? Hususi dünyamızda böyle yapıyoruz ki, yani nerede yürüdüğümüzü, ne yaptığımızın kıymetini bilelim. Bazen menfi de gösteriyor. Aha görün bu işte. Biraz önce muamma olan bir şey bunlar işte.
CD yazılımı bilgisayarı yapan değildir aslında. Özeti oydu da. Görüyor musun? Bilgisayarcı ya. Ama güzel bir örnek. Bilgisayarın yazılımı bilgisayarı yapan değildir. Bilgisayarı yapan değildir. Çünkü yazılım bilgisayarın sıfatıdır. Kanunudur. İşleyen evet. Kanun. Yani bilgisayarda bir yazılım yaptınız. Yani bir çiçek hakkında, bardak hakkında veya içi yani. İçi yani. İçini yani bir program yazdınız. Windows nasıl çalışır? Bilgisayar yapan değil. Ustad onu çok güzel diyor. Diyor ki kanundur, kudret değil. Yani bir çiçek bulunsa etrafındaki yabani otları temizlemekle o çiçeğin vücudu daha zahir ortaya çıkıyor. Gibi yani. Bu yaptığımızda etrafındaki kışırı otları temizleyip onu zahir yapmak gibi. Aynen öyle ya. Yani bu acayip. Ya bu adam bunu soruyor ve matematikçi Profesör Dave Kings denilen adam matematiğe ait soru sormuyor. Matematiği kim yaptı? Sormuyor. Allah kim yarattı diye soruyor. Ya sen mesleğini sorsana. Çünkü yok. Çünkü matematiğin vücut haricisi yok. Mahluk değil. Ama bütün fenler onun üzerine kurulmuş. Matematiği çekip alırsanız kimya da yoktur, fizik de yoktur. Hiçbir şey yok. Hiçbir yok ki. Mesela iki göz diyebilmen için matematik kullanıyorsun. Göz ağzın üzerindedir diyebilmen için gene bir mesafeye matematik kullanıyorsun. Yani ama vücudu yok. Çok tuhaftır. Peki nedir? Ademi bir vücuttur. Vücudu ilmisi vardır. Vücut haricisi yoktur. Fiziğin vücut haricisi var. Masa yapan masa cinsinden olmadığı gibi masadan öncedir. Masaya benzemez, masadan kıymetlidir. Bu masa yapan. Zamanı ve mekanı yapanın zaman ve mekandan öncedir. Zamana da benzemez, zamandan da kıymetlidir, mekandan da kıymetlidir. Zamanı ve mekanı yapan zamandan önce ise mekanı ve zamanı yoktur. Zamanın içinde değildir. Evet, değildir. Masayı yapan masanın içinde olmadığı gibi masayı yapan masanın içinde olmadığı gibi zamanı yapan da zamanın içinde değildir. Zamanın dışındadır ve öncesindedir. O zaman zamanı yoktur. Zamanı olmayınca başı yoktur. Başı olmayınca doğmamıştır. Doğmayınca da yaşı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Bunu alıp WhatsApp'ta atacağım sana. Keseceğim bunu atacağım. Çok güzel bir cümle oldu. Her şeyi özetleyen mükemmel bir cümle. İşte. Yani masanın içinde değildir. Masayı yapan masanın içinde değildir. Masanın dışındadır ve masadan öncedir. Zamanı ve mekanı ki zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize harflerle kodladım. Der esmasına dayalıyor. Esma haşallah değildir. Evül Esma-ül Hüsna. Bütün isimler Allah'ındır. Masadakiler her şey Hasan'ındır. Der esmasına dayanıyor. Zamanı yapanın zamanın içinde olmadığı gibi zamandan da öncedir. Ve zamandan da kıymetlidir. Masayı ben yaptım diye masanın eşiti miyim? O zaman zamanın dışındadır. Zamanın dışında olunca başı yoktur. Zamanı yoktur. Zamanı olmayanın doğrulmamış demek. Lem yelit ve lem yulet. Bütün soruları cevaplasın abi. Elhamdülillah. Ya bunlarla yatıp kalkıyorum. Kur'an bile bak. Kur'an cüzümü bugün istisnalardan bir tanesi. Yarıya kadar okuyabildim cüzümü, bir cüzümü. Yani aldı beni götürdü, aldım kalem böyle. Aklım orada. Affedersiniz, çok üzüldüm. Affınıza sığınırım. Kafa o kadar meşgul ki vallahi tuvalette de çalışıyor ya. Aslında caiz değil. Tuvalette iyi şeyleri, namazda da kötü şeylerin gelmesi bizim adama delildir. Kim o bizim adam? Şeytan. Acayip. Namazda gidiyor, hiç olmayacak şeyleri getiriyor alçak. Tuvalette de hep bunlarla meşgul. Kafaya soru, akıl bir alettir, buna çok meşgul oluyorum. Ustadın son asrın en büyük buluşudur. Akıl bir alettir. O eskivator var ya böyle vinçleri, kullanmak için ehliyet alıyorsun. Arabayı kullanmak için ehliyet alıyorsun. Akıl aletine bir kere kesin inanacaksın. Hani hayala dediğim gibi, hayal hayal değil. Sır latifesi sır değil, koy kenara değil. Adı sırdır. Hayal hayal olmadığı gibi akıl bir alettir. Alet mi? Buna bir inan. Ondan sonra bu alet nasıl kullanılır? Vakumu nasıl olur? Havası nasıl alınır? Malzeme nasıl konulur? Çıkış nasıl alınır? Tamir nasıl olur? Alet ya.
Bunu bildikten sonra akla bir soru bırakıyorsun. Diyorsun ki kardeşim, Hawking'e karşı yer çekimi kanunu kainatı varlığa sebep gösteriyor. Sen buna malzemeler getir, bütün külliyatı koymuşum sana. Külliyatı tara dedi ki yer çekimi kanunu bir kere adı üzerine yeri belirliyor. Yersiz ifade edemez. İfade edilemez, konuşulmaz zaten. Nereye koyacak? Hemen fırladım gittim yazdım, affedersin. Yeri belirliyor bir kere. Yer çekimi. Suyun kaldırma kanunu derken suyu onayladıktan sonra bir ifade var. Onaydan sonra bunu onaylıyor. Suyun. Şeyin kanunu. Neyin? Şeyin. Ne diyorsun kardeşim ya? Konuşmayı unuttun galiba. Bir şey söylesene. Ha, suyun kaldırma kanunu. Öyle desene kardeşim. Bak, onaylıyorsun bir şeyi. Kimi merak ediyorsun? Allah Allah. Ne olmuş? Ya onu kim yarattı? Onay var bir kere orada. Daha ispat yok ha. Soru sorarak işini bitireceksiniz sorulara. Sorulara soru sorarak işini bitireceksiniz. Sorulara cevap vermeyin. En kısa budur. Gidiyorsun, gözü köre veriyorsun. Aklı akılsıza veriyorsun, ha bunu yap diyorsun. Sen hiç böyle bir adam gördün mü? Vallahi ey kasap efendi, her gün çok sığır kesersin. Her gün çok efendim et kemikten ayrılsın, et çok kesersin. Şu kafamı benim ameliyat yapar mısın? Cahile böyle kafanı teslim eder misin? Kendini nasıl teslim ediyorsun ki olmayan bir şeyi? Hem kanun diyorsun, hem de diyorsun ki hiçlikten yaratıldı diyorsun. Nereden? Hiçlikten. Ya bir de söylesene ya. Bu nerede yapıldı? Türkiye'de yapıldı abi. Nerede bu varlık nerede yapıldı? Hiçlikten. Ha. Nerede? Hiçlik. Nasıl bir hiçlik? Ya bak hemen hiçliği bir kere kim yaptı? Hiçlik yaptı. Fail yaptın bir kere. Hiçlik fail oldu şimdi. İçini de anlatıyorsun. İçinde neler var diyorsun hiçliğin. Çok tuhaf yani. Hiçlik varsa varlığın kaynağı olamaz. Eğer hiçlikten, ha oraya okuduk. Varlıktan önce hiçlik vardır diyorsun. Demek hiçlik var. O zaman hiçlik hiç değil. Bunu yaz işte. Hiçlik hiç değil. Baksana hiçlik var diyorsun ya. Yani şey buradan çıkartıyorum. Hayal değil. Harika bir şey yani. Bu cümle de harika. Yani bir düşün. Hayalla başı belaya girenler, ikide bir kötü şeye gidenlere diyorum. Hayal değil, cihazdır. Bir latifedir. Onu kullanmak için belge alacaksın. Her verilen bir şey yönetilmeye muhtaçtır. Seyis gibi, at eğitmeni gibi. Her duygu eğitilmeye muhtaçtır. Her duygunun ama her duygunun, her sıfatın, her hissin gadaptır, şehvettir, uhuvettir, aşktır, şefkattir, tefrit, vasat, ifrat mertebesi var. Hepsinin ama. Aklın ifrat mertebesi neydi? Cerbeze. Tefriti? Gabavet. Vasatı? Hikmet. Şeyin mesela diyelim. Uhuvvetin ifratını söyleyeyim. Hak batıl demeden herkesi sevmek. Hak batıl demeden hiç kimseyi sevmemek. Hakkı hak bileni, batılı batıl bilenden ayırıp hakka hak bileni sevmek. Sünnet-i seniye. Her şey böyle bak. Şefkat mesela. Allah'tan ileri şefkatini sürmek. Ne diyor 77 Kastamonu'na? Marazi ruhidir. İfrat. Sakami kalbidir. Marazi ruhidir. İki sıfat. Tefriti, maddi ve manevi hiç kimseye acımamak. Vasatı, hikmet ilahiye, yani rahim ismini vasata koymaktır. Çünkü şefkat rahimden çıkar. Allah Allah. Allah deyince bazı önermelerini kabul ediyoruz. Bu da çok önemli komutan. Bak şey gidiyorsun ya sınıfa. Bunu öyle kullanırsın ki. Bak, Allah deyince bazı önermelerini kabul ediyoruz. Buna ne dersin?
Bak, buna sırf Allah'ı yapmıyoruz. Yani Allah deyince bazı şeyleri kabul ediyoruz önceden. E nasıl kabul edeyim? Bak şunun gibi kabul et. Fiziğe de ve diğer fenlere de yapıyoruz ya, yapmak zorundayız. Çünkü gösteren, gösterdiğin tıpta, tıpa tıp aynısı olamaz. Mesela, fizikte bir soruyu çözmek için veya kimyada soruyu çözmek için, kimyada. 0 santigrat derecede, 76 civa basıncı altında, deniz seviyesinde pi sayısının 3.14 sabit kabul edilirse. Niye diyorsun kardeşim bunları sabit? Yoksa çözemezsin soruyu da ondan. Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Kopmuş parçadır. O merkezine bir fizikçiye göre öyle geçiyor. 40 milyon santigrat derece, diş kabuğunda 6000 dereceymiş. Başka fizikçilere göre başka bu oran değişik. Yani görüyor musunuz şunu? Parça mı? Yani yapı itibariyle bundan farkı var mı malzeme itibariyle? Güneşten kopmuş olan parça bu. Bütün güneşin özelliğine sahip değil midir bu da? Bu ağaçlar nereden geldi? Kuşlar nereden geldi? O zaman neyle izah ediyor? Sanki güneşten kopmuş o 40 milyon santigrat derecede bir mama ateşte laboratuvar var. Su var ve deniz seviyesini konuşacağız. Bu varlık böyle bir laboratuvar kuruyor, gene hücre yapamıyor. Bütün olaylar oturmuş, dingilliğe gelmiş, denge olmuş, armoni olmuş, sistem kurulmuş, bitmiş. Bu sistem içinde teknolojini kurarak laboratuvar kuruyorsun ve laboratuvarda bütün şartları sabit yaparak hücre yapamıyorsun. Ve diyorsun ki formülü çözmek için kimyayı, deniz seviyesinde 0 santigrat derecede 76 milimetre civa basıncı altında 3.14 pi sayısını sabit kabul eder. Bir sürü sabit sayılar var ya. Kabul edilirse, niye kabul ediyorsun kardeşim? Başka çözülmez ki soru. Ha, peki fizikte nasıl bazı sabiteleri kabul ediyorsan Allah için de böyle kabul etmek zorundasın. Mantıklı budur. Genellemen lazım. Hem ona yapıyorsun ama onu tutuyorsun, onu tutmuyorsun. Çocuğa ona çikolata veriyorsun, buna vermiyorsun. Fiziği yaptın, muameleyi Allah'a da yap. Azıcık vicdanlı ol. Azıcık biraz akıllı ol. Ki öyle de değil yani. Yani bu tuhafıma gittiği için. Hiç mi sorgulamazlar? Arkadaşlar hiçbir Allah'ın kulu sormaz. 76 milimetre civa basıncı altında deniz seviyesini niye sabit kabul ediyoruz öğretmenim? Niye hocam böyle yapıyoruz? Bir Allah'ın kulu çıksa ne diyeceksin? Ne diyeyim, sen öyle fize giriyor musun? Geçen sene girdin. Soran oldu mu sana? Oldu. Yani konumuzdu. Ha ne oldu? Ne dedin? Bu kağıt öyle olmuyor. İntizam öyle değil yani. Şey değişince, birisi değişince değerler de değişiyor. Yani sabit kabul etmek zorunda mıyız diyorsun? Tabii. Mecbursun. Çocuk ne yapıyor? Yutkunuyor. Çünkü şey olan vukuatın tarifidir fen. Vukuatın yani haricide vukuat ne şekilde nasıl oluyor onun tarifidir kanun. Kanun. Ha, varlığın eylemsel hareketlerini tanımlar bize ne olduğunu. Bunların doğru olduğuna delil de ortaya çıkaran icatlardır. Yani varlık alemi bunun böyle olduğuna delildir. Nasıl ki Allah'ın olduğuna delil bu alem olduğu gibi insanın icatları da bu kanunların öyle olduğuna delil. Güzel. Sabit kabul et. Demek ki bir de söyler misin o şeyi? Kanun neyini? Yani vücudu haricideki vukuatın keyfiyeti ve tarifidir kanun. Evet. Vücudu haricideki çok güzel. Aferin. Hiç kimse hatırına gelmiyor ki bunları niye sabit kabul ediyoruz? Bunu sorgulamaz. Metafizin bile arkasında olan Allah'a da bazı şeylerin sabit kabul edilirse dendiğinde olur mu dersin. Niye buna demiyorsun? Yani başımızdaki fiziğe demiyorsun. Bu kainattan kainat üretmiyorsun. Olmayan bu kainatta fail ve sanatkar arıyorsun. Bugün tevhid söyleşi olsun ders. Hiç metine girmediğimiz için ders değil bu ders. Risale'nin dersi değildir. Bazı dersleri böyle yapıyorum. Söyleşi tarzında, felsefe olur, ne bileyim bir tarih olur, bir psikoloji olur, tamam mı? Söyleşi. Madem girdik, bitireyim şunu.
En azından noktaya nazar olur. Bu kainattan kainat üretmiyoruz, kainata sanatkar arıyoruz. Ne yaptığını bil yani. Kainat yokken, kainat yoktan var oldu derken, kainat yokken neler vardı diye anlatmaya başlıyorsun. Acayip bir şey değil mi? Bak bir de söylüyorum. Kainat yoktan var oldu derken, kainat yokken neler vardı diye anlatmaya başlıyorsun. Hani ya kainattan önce bir şey yoktu? Yok olan bir şeyi nasıl anlatıyorsun, konuşuyorsun? Baksana yokluk hakkında çok şey söylüyorsun. Demek yokluk hakkında çok şey biliyorsun. O zaman yok yoktur. Sonunda da kainat kendisi yarattı diyorsun. Yani hem yapan hem yapılan aynı oldu diye iddia ediyorsun çaktırmadan. Hem yapan hem yapılan aynı. Kendi kendine diye çocuklar gibi eceleyelim, ilkok çocuklar gibi. Kendi kendine. Olmayan ben, olmayan beni yapmış. Ben, beni yaptım. Yapılan da ben, yapan da ben. Hem yapılan hem yapan bir şey olur mu? Doğa yani kainat kanunları kendilerinin bulunduğu yeri, şeyi tanımlarlar. Kendilerinin önce olan varlığı tanımlarlar. Yani doğa kanunları kendilerinden önce olanları tanımlarlar. Ondandır ki bilim adamlarının söyledikleri her şey bilimsel değildir. Niçin değildir? Çünkü hayat bakışları, felsefeleri farklıdır. Bilim adamlarının her söyledikleri bilimsel değildir. İdeolojileri karışıyor. Çok ilginçtir ki Hawking bilimsel kanunların yaratıcı güce sahip olduğunu söylemektedir. Acayip bir şey. Bak aynı cümlesini aldım. Bilimsel kanunların yaratıcı güce sahip olduğunu söylemektedir. Ancak bilimsel kanunların yaratıcı gücü yoktur. Hayret verici şu ki kanunları fizikten önce olduğunu söylemesidir. Kanunları fizik derken varlıktan önce kanunları, çünkü evrene fail ararken, usta ararken bilimsel kanunların yaratıcı özelliğine sahip olduğunu söylüyor kanunların. Dolayısıyla evrenden önce böyle yaratıcı bir kanunların olduğunu iddia ediyor. Ve çok tuhaftır ki evrenden önce bir varlık anlayışı var adamın. Yani kanun dediğine göre. Bir daha çok okuyayım. Ancak bilimsel kanunların yaratıcı gücü yoktur. Hayret verici şu ki kanunları fizikten önce olduğunu söylemektedir. Fiziksel kanunlar fizikle vardır. Fizikten önce fizik kanunları olamaz. Sudan önce suyun kaldırma kanunu, balıktan önce balık kokusu olamadığı gibi. Hem kanuna yaratma gücü veriyor, adı üzerine kanundur, kudret değildir. Yani kanuna kudret özelliği veriyor, yaratma özelliği veriyor. Kanun mahkumdur. Tabii kanun şöyle tanımlıyor. Neredeydi? Onu okuyayım. Diyor ki tabiunların mevhum ve hakikatsiz tabiat dedikleri şey olsa hakikat harici sahibi ise, yani eğer kanunlar hakikaten vücudu harici varsa ancak şu olabilir. Sanat olabilir. Sanatkar olamaz, sani olamaz. Bir nakıştır, nakkaş olamaz. Yani sanattır, sanatkar değildir. Bir nakıştır, nakkaş değildir. Nakış? Süsleme başka? Nakış. Yapılan işlem. Yani sanat. Bu bir sanattır, nakştır. Yani ne diyelim başka? Nakş. Süret vermek. Tahakkuk. Ha, süret vermek. Çok güzel. Süret verilen, süret veremez kendisine.
Yani benim simamı ben kuramamışım. Yani nakıştır, nakkaş değildir. Yani tabela bir manzaradır, tabelacı değildir. Tabela. Ahkamdır, hakim olamaz. Yani hükümlerdir ve onun hakkında söylenen şeylerdir ama hükümleri koyan, aktif eden değildir. Şöyle de diyebiliriz. Hareket edendir, hareketlendiren değildir. Çiçek toprağa tabidir, toprak çiçeğe tabi değildir. Değildir gibi. Bir şeriat-ı fıtriyedir, şari olamaz. Yani kainattaki bir yasadır, yasa kendisidir. Yasa kendisi yasayı koyan değildir. Mahluk bir perde izzettir, halik olamaz. Yaratılmıştır. Allah ile Allah kul arasında veya varlık arasında bir perdedir, bir berzattır. Halik olamaz. Bu beni çok etkiliyor. Munfail bir fıtrattır, fatır bir fail olamaz. Yani hareketlendirilmiştir, hareketlendiren değildir. Başka? Fatır deyince zamansız, maddesiz, mekansız, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, muacelesiz, misalsız, modelsiz. İlk ve son yaratılan bu. Ama insan her sene arabayı değiştiriyor, atı değiştirmiyor. Çünkü onu yapan zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz, patentsiz. İlk ve son yapan. İşte bunu yapabilmesi için bir sanatı yaptığınız zaman doğa kanunlarında en mükemmel yapamazsınız. En mükemmel konuşamazsınız. Zaman geçtikçe daha iyi yaparsınız, daha iyi yaparsınız, daha iyi yaparsınız. Kanun budur. Ama doğada olanlar ilk yapılıp son sistemi gibi yapılıyorsa onun faili doğa kanunlarının dışında olması lazım. Yani şöyle diyeyim. Şimdi buraya bakın. Buna ben baktım, ilim elde ettim. Bu da bitiriyor ha. Bak bu da bitiriyor bak. Bu da sana dikkatimi çekiyor. Bunu sağına baktım, soluna baktım, bir ilim elde ettim, yazdım. Benim ilmim nereye bağlı? Çiçeğe. Buna bağlı, çiçeğe bağlı. Bunu ortadan kaldırırsanız benim ilmim ne olur? Yok, yok olur. Heh, iyi dinleyin. Buna bağlı olan, bağımlı olan bendeki ilim ile bu yokken bu yapılan ilim değildir. Bu yokken kullanılan ilim ile var olup da varlığına bakarak elde ettiğim ilim apayrıdır, birbirine benzemez. Yani Allah hiçlikten bu çiçeği yaparken kullandığı ilim ile yapılan çiçekten aldığım ilim aynı değildir. Ve o ilme bu ilimle varamazsınız. Ancak bu ilimle ona işaret eder, tanımlar, varlığını gösterir. Keyfiyetini, mahiyetini bilemezsiniz. Çünkü benim ilmim buna bağımlı, benim ilmim bundan önceye gidemiyor. Burada bitiyor. Açı böyle. Mesela geri gel sıfır. Yani elma, gel geri. Çiçek, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Git geri, git daha geri. Yok. Program bitti. Benim ilmimin son noktası burası. Ama bu bittiği yerde bu yoktu. Bunu ortaya çıkaran ilim, bundan ortaya çıkan ilimle hiç alakası yok. Allah'ın ilmiyle beşerin ilmi arasındaki farkı böyle bir misalle de şey yapabilirsiniz. Peki abi, Kur'an'da yoktan yarattık diyor, biz diyor. Evet. O yok, ademi vücut mu oluyor? Risale'de çok güzel söylüyor. Alim sıftan değil. Yok, zaten yok, o yok. Yok yok. Vücudu ilmeye perde olmuş bir varlık, yani yokluk derken vücut haricisi yoktu. Yani nerede? Mektubat 59'da söylüyor. Onu bir açayım. Hani şeydir. Vücudu haricisi, yani atomik cismani bir şekli yok. Yoksa ilimde, şeyde var, esmada var. Bizim varlık anlayışımızda yoktu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ama bu mevcudatı Allah çıkarttı, yarattı. Allah sonradan bilmez. Bunlar hepsi vardı ilmi ezelisinde.
Şurada. Diyor ki ayrıca kanunları ona muallak etmiş, bağlamış yani. Kanunları ona bağlamamış. Varlığın sıfatıdır. Yani balık kokusu balığa bağlamamış. Balıkta zaten. Balığın sıfatıdır. Sıfat kanundur ya. Ama onu oraya, yani o kokuyu ona... Ona hakikat yapmış. Evet. Hakikat yapmış ya. Evet, benim doğru. O da var yani. Doğru. Bak diyor ki, Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki, Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur çünkü bir ilmi muhit var. Hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i ilim içinde bulunan, buraya okumak istiyordum. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir ve vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani Allah'ın ilmindeki bu varlık bütün keyfiyetiyle vardı ama atom vücuduyla yoktu. Ne diyor bir de okuyayım. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Allah'ın ilminde var ama bu şekilde yok. Bu Adem yok. Bu varlık yok. Nasıl vardı? Adem haricisi yoktu. Vücut haricisi yoktu. Vücut ilmisi vardı. Onların yapıyor dediği kanun belki bu da, yani Allah'ın kanunu da Allah'ın desin çözüm olacak. Onu diyemiyor işte. Diyemiyor. Doğru. Mesela Adem'i anlatmak için, anlamanız için matematik anlatsanız yeter. Matematik. Ben 0-1 ile anlatırım sonra. Evet. Yani o bilgisayarcı olduğu için hakikaten dinlemeni tavsiye ederim. Güzel anlatıyor. Evet. Onu biliyor. Çünkü sahası olduğu için. Matematik mesela somut değil, soyuttur. Varlığı yoktur. Vücud haricisi yoktur. Mesela tıp ilminin vücud haricisi var dedik. Donmuş ilimdir tıp ilmi. Yani ceset tıp ilminin donmuş hali diyelim. Ama matematik herhangi bir cisme dayalı çıkartılan bir yapı değil. Yok yani. Her şeyin temeli. Ama kendisinin bir vücud haricisi yok. Duruşuyla baktığınız zaman sanki ezeli ve ebedi gibi gözüküyor. Adem-i vücut. Kanundur. Tabiat kanunları. Kanundur. Kudret değildir. Kadir olamaz. Mistardır. Mastar olamaz. Mistar? Mistardır. Mastar olamaz. Yani yazılıp çizilen bir sistemin adıdır. Sistemi kuran değildir. Sistemin adıdır. Sistemdir kanun. Sistem kendisini icat edemez. Olmayan bir şey. Sistem sistemdir. Sistemi kuran değildir. Plan proje yani. Evet. Şimdi devam edeyim de bitireyim bu şeyi. Allah fiziğin sahibidir. Bu da çok ilginç bir önerme. Allah fiziğin sahibidir. Fiziksellikle onu tanıyamazsınız. Masayı yapan usta masayı yapan ustayı masa tanımlayamaz olduğu gibi. Yani masa insanı anlatır, tanımlar, yani tarif eder. Yani bunu yapan gözü vardı, bana boya atmış. Buraları kesmiş, uzatmamış, iradesi var vesaire. Yani iradesi var, gücü var. Ama bana işaret eder. Tanımlar ama beni ifade edemez hakikati bana. İşte fizik de Allah'a işaret eder, vasıflarını anlatır ama içeriğini anlatamaz. Yani ustanın yaşını bilemez, kafasından o an geçenleri bilemez. Doğru. Duygular bilemez, memleketini bilemez, yakışıklı olup olmadığını bilemez. Maddi manevi cemalini bilemez. Bir de şöyle bir misal veriyorum. Benim de bu özel bir tefekkürüm. Doğru veya yanlış. Allah öyle bir ustadır ki yaptığı sanatta gizli kalabilmiş. Onu açıklıyor. Bu çok acayip bir şeydir. Bunu nasıl yapabilmiş, kaçabilmiş? Ben ona hayret ediyorum Allah'a. Tabi yani de tefekkür ediyoruz. Tahayyülü küfür de olmadığı için bak. Nasıl yapabilmiş hayret ediyorum. Bu eksik nasıl abi? Var ya bu derste sırf bir eksik. Bu da girdi. Bunu herkes seyretmesi lazım yalnız. Bu çok önemli bir tefekkür. Şimdi 10 tane dünyaca meşhur marangozu getirin. 10 tane. Dünyanın en meşhur marangozu.
Onunuz birleşin. Bir sanat yapın ama ustaya işareti yapmasın. Ustayı göstermesin. Sizden başka birisine intikal etme yolları olsun. Yani garip bir hortum. Kumu kaldırdı. Alman şeyine kullandım, felsefe talebesine kullandım Almanya'da. Müslüman oldu, Allah hamdolsun. Schweinfurt'taydık, parkta. Ve 3 gün sonra da esrar yakalanmasından üniversite talebesi içeri girecekti. Müslüman oldu gitti, bütün kitaplarımı aldı gitti neyse. Buna 10 misali şöyle verdim, taburede oturuyoruz. Ateist, anne babası felsefe öğretmeni ve ateist ikisi de. O 3 gün sonra gidecek, okula da gitmiyor. Orada dinlenmeye gelmiş. Ben de Ramazan'da her saat, her onda tepeye giderim. Tepede bir park var. Tavşanlar ayağımıza vurur gider, bir şeyleri arar falan. O parkta. Duyanlar bilir. Orada oturuyorum. Her sabah onda cüzümü okurum Ramazan. Mescitten çıkarım. Cüzümü orada okurum tepede. O da orada üniversitede az ileride. Oraya gelir. Ben de başladım. O da tepeye geliyor. Ben de tepeye geliyorum. Güneş vuruyor vurduğu zaman. Derken bir bakışıyorsun. Lisan bilmiyorum. O şey yapıyor. Böyle selamlaşıyoruz böyle. Oturuyorum. Ben bir şey okuyorum. Aynı yani tavırlar. Bir gün ben lisan bilmiyorum. O cesareti benden fazla geldi. Geldi ne okuyorsun dedi. Kur'an dedim. Ateist acayip. Sırılsıklam ateist. Dedi ki oku duyayım dedi. Dedim ki geldiğim yeri okumayayım. O kadar iyi beceremezsinler. Yani bu nasıl anlamaz? İyi becerdiğimi süreyi okuyayım. Şimdi manasını soracak. He manasını. Veya mana değil. Bir duymak istiyor. Mana Türkçe bilmiyoruz ki. Arapça. Yani bilmiyor. Ben bilmiyorum onun lisanı da benim. Yalnız duymak istiyor. Çok iyi bildiğim süreyi. Ramazan süresi. Çok güzel, çok zevk aldım ama zevk attım. İçine kendimi kattığım bir süre. Ramazan suresini okudum. İnanın bir 10 ayetini okudum. İnanın. Vallahi. Dedi ki, kesti. Ama ben dalmışım. Sona doğru bir baktım böyle. Baktım gözünü kapatmış. Hiç kıpırdamıyor. Göz kapalı. Kestim. Sadakallahu lazım ne demektir bilmiyor ki. Kesti demektir anlamadı. Zannediyor ki bir de bu da okumak. Uzun bir müddet böyle sessizlik. Okumayınca böyle biraz tebessüm etti. Biraz da oku dedi. Zaten Kur'an işini bitirdi orada. Rahman suresinin öteki sayfasında okudum. Bilirsiniz ki Kur'an'ın şu sağ tarafındaki sayfanın yarısında başlar. Evet. Hayalimde tamam böyle. Çünkü ben okurken sayfa gelir böyle. Bu teravih kıldırdığım için satır satır tersten bile okurum Allah'ın izniyle. Tersten. Hakime hamd olsun. Şimdi burada bitti mi? Şu sayfayı da Rabbul Meşrikani Rabbul Meşrikani Ramazan'da o sayfayı da bitirdim. Başladı. Yaşatma ya. Yaşatıyor. Hiç. Ne lisan biliyoruz, ne bir şey anlatıyoruz. Adam Müslüman olur mu? Böyle bir şey olur mu? Hiç lisan bilmiyoruz. Bir Türkçe yok. Bir Almanca konuşmamışım. İşaret etti. Böyle baktım yaşatıyor. Her şey yaptı. Geldi kafama. Okşadı böyle. Böyle yaptı. Bir şeyler dedi. Kaptı çantayı. Çekip gitti. Vuruldu. Gitti ya. Vuruldu. Ama acayip. Böyle yaptı, yaptı. Senin kitaplarını aldı. He? Yok, kendi kitapları, çantası. Sırt çantasını. Kalktı gitti bak şimdi. Ondan sonra Allah selamet versin Kuksafen'de Yusuf denen bir kardeş vardı. O da beni ziyarete geldi. Schweinfurt mu? Bu Schweinfurt'tayız. O kardeş Kuksafen'den. Allah o kardeş beni ziyarete gelmiş. Çok analiz orada büyümüşler. Bir de kuzey çok güzel Almanca konuşuyor. Orta şey değil. O geldi. Anlattım gece. Dedim ki yarın
geldi, çok iyi biliyor. Yarın o mutlaka diyor, kaç günde ben her gün on, her gün on. Bundan sonra daha fazla gelecek. Ya o adam getirecek ya ben. Çünkü mantık bunu iktiza ediyor. Evet, ya o bir Türkçeyi bilen. O senin Türk olduğunu bile bilmiyor ama. Ha onu bilmiyorum. Ha, bilebilir çünkü belki. Adam bilmiyor. Yani. Armaz zannediyor. Dememişim yani. Beyazım ya. Ha, o da olabilir. Yani ya o Türkçeyi bileni getirecek veya ben Almancayı. Mantık budur. Çünkü bizi şey zannetmiştik, Polonyalı zannetmiş, hatırlıyor musun? At arabacı. He evet, bizi Polonyacı ve Polonyaca konuşmaya başladı. Polonyaca konuşmuyor ki... Roman mı? Roman. Polon. Bizi Polen zannetti Polonya. Sen de öyle, ben de. Şimdi bu sefer ben götürdüm. O da aynen onda geldi ama vallahi yola böyle bakıyor. Ha gelsin ha gelsin. Bizi gösteriyor. Ruhu çekiyor melankileri. Baktım bak, anlıyor musun? Çıkıyoruz ya böyle. Baktım böyle. Böyle. Biz iki kişi görünce sanki dünya ona açıldı. Çünkü birisiyle geliyor bu. Tercüman. Geldi, hello. Hemen bir sarıldı. Ben nasıl yapıyor? Öpüyor sağ. Ona da tokalaştı. Oturttuk. Ona bir misalle, zaten Kur'an bitirmişti. Bu misalle oldu değil. Haşa, Rahman suresinin hakkını yerim. Şu misali şöyle vermiştim. Buradan açıldı. Şimdi dedim, bana diyor Got'u nasıl anlatırsın dedi. Yani böyle bir o anda işte dedim ki bak bir hortum çıktı. Bildiğin gördüğü şeyden anlatmam lazım. Hortum çıktı. Kumları aldı. Kum. Gitti şu ağaca. Ağaç gözüküyor. O hortum böyle yatay oldu. Kumları şu ağaca tek tek geçire ağacı kesti. Düşürdü. Öyle yapıyor. Sonra o hortum geri geldi. Üzerine sürterek böyle şurayı kesti. Kabuğu attı. Sonra bir hesap etti. Ne kadar kalın olacak? Şu kadar. Şuradan şey geçiyor böyle. Hortum kumlarla. Kumları sürterek. Sürtünme kanunuyla yapıyor bunu. Çok zeki. Bu tahtayı çıkarttı. Ne kadar uzun olacak? Bir hesap etti. Şu kadar. Kesti. Sonra buraya getirdi. Biz oturacağız ya buraya oturacak. Ne diyor? Bank. Bank yapacak. Adam böyle oturuyor. Bir hesap etti. Güneş nereden doğuyor? Bu insanlar sırtına mı koy, şey yapsın, güneş vursun, yüzüne mi yan mı? Yüzünü isterler. Seyretmek isterler. Onun için bankı buraya koydu. Ama bunu nasıl çakacak? Gitti o ovada bir kazımaya başladı. Demiri buldu. Demir madeni. Ondan sonra o döndüre ısıttı. Demir topraktan ayrıştı. Kalıp oldu. Sonra evirdi, çevirdi, inceltti, çivi yaptı. Getirdi buraya. Sonra o kumları da yukarıdan aşağı vuruyor. Çiviyi çaktı ve oldu ve biz oturuyoruz. Böyle durdu. Dedim ki cansız, şuursuz, akılsız bir alet böyle yapılamazsa ondan daha harika olan şu göz, kulak için böyle bir şey denilebilir mi? Hiç itiraz etmedi. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Kur'an'da yemin ettiği için. Bazı arkadaşlar diyor ki yemin etme yeter. Ben içimi boşaltmam lazım. Hiçbir de böyle yaptı. Bundan daha harika olan akıllı, şuurlu, tamam mı? Gayesi, maksadı olan, duygularla cihazlanmış bir cihaz, akıl. Böyle bir akılsız sebep gösterilebilir mi? Göze kör gösterilebilir mi? Şu el böyle bir şey olmuştur diyebilir misin? Yani annenin, yani hortum şu. Hortumun taşıdığı kum, annenin boğazından inen yoğurt. Kum tanesi. Pekmez, turşu, hıyar, ekmek, kuru fasulye, bilmem ne. Kum tanesi gibi aşağıda ağlayan, duyguları olan, kabul edip reddeden Hasan çıkacak şimdi. Devam ediyorum. Anne 9 ayda yediği gıdayı ne yediyor hamilelik gün? Bir tabak yoğurt. Bir tabak yoğurt da böyle bir büyük şey tencereye boşa at. Ne yedi? Kuru fasulye boşa at. Anne 9 ayda ne yediyse bir mislisini bu tencereye boşaltsak. 9 ay sonra buradan Hasan çıkasa o 9 ayda biriken yemeği karıştırsan Hasan olur mu? Kokudan kimseye anlamaya kaçıyor musun? Hemen
Tabii donanımlı gitti. Kitaplar, Alman kitapları. Hemen dedi ki, dündü dedi üç şey. Ha, son tövbe, son gün. Son gün tövbe. Dün iki gün kalmıştı. Bugün, yarın saat 9'da hapise gireceğim dedi. 9'da teslim olacağım. Onda değil. 9'da teslim olacağım. Bugün benim son günüm. Dün bir günü kalmıştı. Çünkü daha görüşemedik bu olaydan. Bu Almanca kitapları bana diyor, bunu anlattığı için, bu kitapları bana verdiği için Gott adına teşekkür ediyor. O cümle onun. Allah razı olsun. Bana bunları anlattı. Bu kitapları verdiği için Gott adına teşekkür ediyor. Ama Gott'a inanmıyordu. Hepsini aldı, gitti. Daha bilmiyorum ne oldu. Devam edelim. Elhamdülillah. O zaten Rahman'da işi bitmişti. Şunu bitireyim. Yani lisan bilmeden bir ateisti Müslüman nasıl olabilecek? Oluyormuş yani. Ve samimiyetimle inanın, yanında kelime-i şehadet getirip de ne kadar kişinin Müslüman olduğunu adedini bilmiyorum. 10 senede inan. Ama ben çok azım bu sebeple. Tamamen oradaki arkadaşlarım. Mesela bir tanesini Kuksa Efendi arkadan çekilmiştim. O da felsefe öğretim talebesi. Arkadaşlar işi bitiriyorlar ama benim yanımda kelime-i şehadet getiriyor. İlle pastor yani hoca. Hocanın yanında ifade edeceğim. Yani biraz da kutsiyet bir şaşalansın diye. Tabii hoca geldi Türkiye'de sanki onun için gelmiş. O gelmeden önce hazırlanıyor. Kalpak yani sarığı koyuyorsun. Cübbeyi giyiyorsun falan mihrapta falan. Bir etrafında o kardeşler toplan. Müthiş bir tören gibi oluyor. Adam zaten etkileniyor falan. Ondan sonra bir şey de okuyorum. Ondan sonra kelime arkasında elini kaldırıp duvar. Bir tane de şey ya otelde Yalçın getirdi. O da şeyde. O da orada. Rus. Rus. Mühendis. Uçağın inerken o iniş takımları var ya. Onu açanla alakalı mühendis. O eğitimi için gelmiş almaya. Mühendis. Ha? Hidrolik mühendis. Ha işte bir herhalde o galiba. Onunla alakalı. Otelde. Onu ceple çektik ama Yalçın şey... Tam sonunda şöyle kelime şehadet getirdi. Ondan önceki soruları çekemedi. Aklı çalışmadı. Biz konuştuk ona çekti kenarda. Ondan sonra tam kelime şehadet getirirken la ilahe illallah diyemiyor. La i la he böyle tek tek. La ilahe ilahe diyemiyor. Bu şey de olacak diyor abi Müslüman. Hindistan'da vardı yani. O da Müslüman olacak diyor. Ana hangisi? Ana. Şeyde Fransa'daki. Ha üst kattaki Strasbourg'daki. Müslüman gibi. Bekliyoruz biz dedi. Allah Allah. Bizim bekliyor şimdi. Allah Allah. Kelime-i şehadet geçer. Elhamdülillah. Bütün gidilir. Gidilir vallahi ya. Zaten gidiyorum 26'sında. Ama ne acayip Hintli ya. O bitmiş zaten canım. Bir şeyini bitirmiş de. Aslında abi gidiyorsanız ben de İmam-ı Rabbani Efsan Ahmet-i Fahri Kur'an-ı Aleyh Hazretleri'nin Hindistan'daki kabrinin örtüsü bizde var. Risale-i Nur dairesindeki olan talebeler adına kabul etmiştik. Gelmişti bize o örtü. Onu size versem giderken... Çok iyi olur ya. Newton yer çekimi kanunu bulduğu için Tanrı'ya ihtiyacım yok dememiştir. Biliyorsunuz dindar bir adam. Hem kanunu bulmak sanatkarı inkar etmeyi iktiza etmiyor demiş. Yani ben yer çekimini buldum Tanrı'ya ihtiyacım yoktur diyemem. Hem kanunu bulmak sanatkarı inkar etmeyi iktiza etmez demiş Newton. Hayret etme latifeni verene hayret etmeyene hayret ediyor. Başka bir cümle. İnsan cinsi olan insanın niyetini sanatından anlayabilir. Fakat kendi ve kainat cinsinden olmayanın niyetini kelamından anlar. Mesela insan bir sanat yaparsa böyle. Bunun işte... Kap yapacak, buna ayakkabı olmaz. İnsanın niyetini sanatından anlar. Ama insan Allah'ın niyetini hiç mevcudattan anlamaz, kelamından anlar. Mevcudattan hiç mi anlamaz abi? Yani o zaman peygamberler ve kitaplar gelmesine iktiza olmaz, anlamaz. Yani fetret olur. Üstad diyor ya, kavundaki letafete baksan yenmek için yaratıldı. Ha o yenmek için oldu anlaşıldı. Allah'ı, Allah Rahman'dır bilemezsin. Allah Rahman'dır nasıl bileceksin? Fetret diye. Kısmı kainatı illa Kur'an açıyor. Evet. Yani kavunun yemek için olduğu anlaşılır. Biz o zaman şöyle anlayamadım ben. Biz Allah'ın niyetini kelamından bilmişiz ya.
Mevcudatta da o niyeti görüyoruz. Ha. Herhalde oradan. Oradan o zaten temelde işlediği için arkada bilgisayar. Evet, evet. Biz baştan kelamını bilmesek o niyetini anlayamazsın. Anlayamazsın tabii. Kavuna bakarak sıva için olduğunu anlar mısın? Sıva için olmaz tabii. Yemek için onu anlar. Yani kafir mümin fark etmez. Sığır bile yemek için olduğunu anlar, yer yani. Evet. Sığır yutar yani. Kanunlarla madde üretemezsin, icat edemezsin. Yalnız maddeye şekil verebilirsiniz. Yani kanunla toprağa şekil verebilirsin, fakat toprağı icat edemezsin kanunla. Son iki cümle. Maddesiz kanun, kanunsuz madde düşünemezsiniz. Çünkü kanun maddenin sıfatıdır. Hiç kokusuz balık olur mu gibi. Son cümle. Bilim adamı tarafsız bilim yapamaz. Mutlaka dünya görüşü bakışını etkiler. Bilim tarafsızdır ama bilim adamı tarafsız olamaz. Mutlaka bilimini etkiler. Sen de alırken sorgulayıp alman lazım. Peki bugünkü tevhid söyleşi diyelim. Dersi değil aşağı. Öyle yaptık. İnşallah yarın görüşmek üzere. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.